Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili çocuklar. Bugün din, kültür, ahlak bilgisi 6. sınıf temel değerlerimizi tekrar etmeye başlıyoruz. Tekrar edeceğiz. Temel değerlerimiz deyince aklımıza neler geliyor arkadaşlar? Neler öğreneceğiz bu tekrarda? Toplumumuzu birleştiren temel değerler nelerdir? Dini bayramlar, önemli gün ve gecelerimiz hangileridir? Onları öğreneceğiz. Toplumumuzu birleştiren temel değerler deyince arkadaşlar, insanları bir arada tutan ve bir toplum oluşturmalarını sağlayan bazı değerler vardır. Bu değerler sayesinde bireylerin sevgi, saygı, hoşgörü gibi bir arada yaşama kültürü gelişir. Demek ki bir arada yaşama kültürünün gelişmesi için ne olması gerekiyor? Aramızda sevgi, saygı ve hoşgörü olması gerekiyor. Birbirimizi anlamamız, birbirimize değer vermemiz gerekiyor. Değer nedir peki? Üstün nitelik, meziyet, kıymet anlamına gelen bu kavram bir ulusun sahip olduğu maddi ve manevi öğelerin bütünüdür. Evet, burada bir tane değer ağacımız var. İşte bu ağacı da bir millete benzetirsek, kökleri yerde, evet dallarında neleri var? Bütün değerler var. İşte bu şekilde birlik beraberliği ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. Aramızdaki sorunları çok çabuk halledebiliriz. İnsan bireysel ve toplumsal yönü olan varlık olduğu için topluluk içinde yaşar. Yani insan sosyal bir varlıktır. Topluluk halinde yaşamının ilkelerini belirleyen unsurların başında ne gelir arkadaşlar? Din gelir. Demek ki din toplumsal olarak yaşamanın ilkelerini belirleyen en önemli faktördür. Din nedir peki? Din sözlük anlamı adet, yol, gidişat demektir. Kerim anlamı ise Allah-u Teala'nın akıl sahibi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu temin etmek amacıyla özgür iradeleriyle seçtikleri ilahi kurallar bütününe ne diyoruz biz? Din diyoruz. Demek ki din Allah'ın bizim için gönderdiği ilahi kurallardır. Toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması dini ve milli değerlerin yaşanabilmesine bağlıdır. Mesela burada bir görselimiz var. İnsanımızın bayraklar altında nasıl bir birlik, nasıl bir beraberlik içinde olduğunu bize gayet güzel anlatıyor. İslam dininde toplumsal bütünleşme, birlik ve beraberlik en önemli değerlerden biridir. Yani bizim dinimiz buna çok önem verir. Bütünleşme de öncelikle tevhid inancı ile sağlanır. Çünkü tevhid inancı arkadaşlar tek olan Allah'a inanmaktır. Bizim de tek vücut, bir olmamız gerekir. Akif ne diyor merhum? Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diye. Demek ki bizim toplu vurmamız, bizim yüreklerimizin, kalplerimizin birlikte atarsa bize hiç kimse bir şey yapamaz diyor Akif bu güzel sözünde, şiirinde. Mesela burada insan parmakları var. İnsanların bütün parmakları şekli, rengi farklı olabilir. İşte bazıları değişik şekillerde, değişik renklerde olabilir. Ama bizim dinimize göre bütün insanlar nedir? Eşittir. Irkları, dilleri, renkleri, milliyetleri ne olursa olsun bunlar hakkında kesinlikle ayrım yapılmaz. Bizim dinimize üstünlük ancak takva iledir. Yani Allah'a yakın olmakla ilgilidir. Allah-u Teala Rum suresi 22. ayette şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun varlığının, kudretinin delillerindendir. Evet, demek ki bizim dillerimizin ve renklerimizin farklı olması da Allah'ın kudretinin delillerinden. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır. Onun için renginin kırmızı olması, siyah olması veya beyaz renkli olması, işte boyun uzun olması, güzel olması, gözlerin renkli olması insanlara ne tanımaz? Üstünlük tanımaz arkadaşlar. Sadece üstünlük neyledir? Allah'a yakın olmaktadır. İslam tarihinde din kardeşliğinin en güzel örneği ensar ve muhacir uygulamasıdır. Bunları fazla uzatmak istemiyorum çünkü biliyorsunuz Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye göç ettiğinde Medine'deki Müslümanlarla Mekke'den göç eden Müslümanlar ne yaptı? Kardeş ilan etti. Buna da biz ensar ve muhacir uygulaması diyoruz. Ensar Medine'deki Müslümanlar, yani çok yardımcı olanlar. Muhacir de Mekke'den Medine'ye her şeylerini bırakıp göç eden Müslümanlar. Bu kardeşlik, yani bu ensar ve muhacir kardeşliği günümüz Müslümanlarına örnek olmuştur. İnsanlık tarihinde
Böyle bir uygulamayla karşılaşmak mümkün değildir sevgili arkadaşlar. İslam'da Allah'a gönülden bağlı olan, ona itaat eden, inancında ve davranışlarında İslami olmaya çalışan herkes Allah katında değerlidir. Demin demiştik ya, takvadır bu çünkü. Allah'a gönülden bağlı olacak, ona itaat edecek, onun dediklerini yapacak. İnancında ve davranışında samimi olmaya çalışan herkes Allah katında eşittir. Bunların Allah katında değeri aynıdır. Şüphesiz Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, haberdardır. Hucurat suresi 13. ayet. Demek ki Allah katında değerli olmak için ne olmamız gerekiyor? Allah'a yakın olmamız, ona karşı gelmekten sakınmamız, yalan söylemememiz, iyi bir insan olmamız, erdemli olmamız gerekiyor. İslam'da toplumsal birlik ve bütünlüğü, sosyal hayatın düzenini bozan, insanlar birbirine düşünen kötü davranışlar yasaklanmıştır. Evet, İslam dininde kötü davranışlar yasaklanmıştır. Biz bunlara ne diyoruz? Kötü davranış diyoruz. Allah'ın istemediği davranışlar diyoruz. Onun için bunlar kesinlikle yasaklanmıştır. Bunlardan bir tanesi israf arkadaşlar. Yani israf. Fazla harcamak, fazla harcamada bulunmak, fazla şey yapmak, ihtiyacımız olmayan şeyleri almak. Buna biz ne diyoruz? İsraf diyoruz. İkincisi iftira. Bir kişiye iftira atmak. Bir kişinin yapmadığı şeyleri yaptığı gibi göstermek de nedir? Yasaklanmıştır. Yalan söylemek. Evet. Yalan da yasaklanmıştır. İnsanlara yalan söylemek nedir? Çok çirkin bir davranıştır. Cimrilik de nasıl israf yasaksa cimrilik de yasaklanmıştır. Yani çok fazla eli sıkı olmak da yasaklanmıştır. Kıskançlık da yasaklanmıştır. Kıskançlık ne demek? Başkalarını çekememek demek sevgili arkadaşlar. Ayrıca hırsızlık da yasaklanmıştır. Ve dedikodu yapmak da yasaklanmıştır. Dedikodu önemli bir maalesef toplumsal sorundur. Toplumsal sorun olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki israf, iftira, yalan, cimrilik, kıskançlık, dedikodu ve hırsızlık bizim temel değerlerimize aykırı, yapmamamız gereken ve dinimize yasaklanan davranışlar. Bu davranışlar nedir arkadaşlar? Dinimize yasaklanmıştır. Allah'ın hoş görmediği davranışlardır. İnsanları birbirine yakınlaştıracak, onların arasındaki birlik beraberliği koruyacak, yükseltecek, çoğaltacak, sevgi, dostluk, kardeşlik duygularını canlandıracak davranışlar ise ne edilmiştir? Emredilmiştir. Bunlar da biz bir tanesi nedir arkadaşlar? Selamlaşmaktır. Peygamberimiz bir hadisinde ne diyor? Hadisinde aranızda selamı yayınız diyor. İkincisi ziyaret etmek, hasta ziyaretidir. Üçüncüsü akraba ziyaretidir. Bunlar nedir? Bizim aramızdaki kardeşliği büyüten davranışlardır. Anneye babaya itaat önemlidir. Anneye babaya itaat. Her zaman itaat. Sadece analar gününde, babalar gününde itaat değil. Hediyeleşmek de önemlidir. Birbirimize hediye vermek de aramızdaki güzel davranışlardan bir tanesi. Komşu hakkına riayet etmek, komşuların hukukunu gözetmek de sevgiyi, saygıyı artıran davranışlardandır. Allah'ın emir ve yasakları toplumun mutlu ve huzurlu olarak bir arada yaşayabilmesi için gereklidir sevgili gençler. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların birbirini iyiliğe teşvik edip kötülükten sakınmaları emredilmiştir. Maide suresi 2. ayette iyilikte ve kötülükten sakınmakta yardımlaşın. Günah işlemek ve aşırı gitmekte yardımlaşmayın. Yani iyi işlerde, güzel şeylere yardımlaşacağız ama kötülükte ne yapmayacağız? Kesinlikle yardımlaşmayacağız. Allah'ın emri bu şekilde. Kur'an-ı Kerim'de aile, akraba ve komşulara iyi davranmak da tavsiye edilmiştir. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri yani böbürlenenleri yani kibirlenenleri elbette sevmez. Nisa suresi 36. ayette demek ki anne, baba, yakınlar, yetimler, düşkünler, yakın komşu, uzak komşu
yanınızdaki arkadaş, yolcuya ve elinizin altında bulunan herkese ne yapın? İyilik edin ya Allah-u Teala. Bizi iyilik yapmaya, iyilik, iyi davranmaya, iyilik hareketinde bulunmaya çağırıyor. Onun için iyi olmak, iyi davranmak nedir? Önemlidir sevgili arkadaşlar. Onun için Allah'ın bu emri de bizi iyi davranmaya ne yapıyor? Yönlendiriyor. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa akrabayla irtibatını sürdürsün diyor Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde. Demek ki biz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsak, yani Müslümansak, ne yapacağız? Misafirimize ikramda bulunacağız. Akraba ile irtibatımızı ne yapacağız? Kesmeyeceğiz. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır arkadaşlar. Bunun da bu Müslüman, Müslüman üzerinde hakları altı tanedir. Bunlar da şunlar. Onunla karşılaştığında selam vereceksin. Hasta olduğunda ziyaret edeceksin. Maalesef bazen karşılaştığımız insanlara selam vermekten kaçınıyoruz. Bazen görüyoruz biz. Halbuki selam verince ne oluyor? Herhangi bir şey mi harcıyoruz? Hayır. Bir günaydın demek, bir selamun aleyküm demek, bir selam demek güzel bir davranıştır. Karşımızdaki insana ne yapar? İyi bir imaj bırakır. Hastalığında onu ziyaret edeceğiz. Bu da Müslümanın Müslüman hakkın üzerindeki altı hakkından ikincisidir. Davet ettiğinde davetine gitmek de yine aynı şekilde. Ama bu sene tabii ki davet edemiyoruz. Bu hastalık nedeniyle, salgın nedeniyle. Ama normal zamanlarda davete icabet etmek de Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Senden nasihat istediğinde ona nasihat. Sana nasihat et. Senden akıl danıştı, sana bir şey sordu veya senden nasihat istedi. Ona ne yapmak gerekir? Yol göstermekte, onu teskin etmekte nedir? Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından dördüncüsüdür. Beşincisi ise aksırıp Allah'a hamd ettiğinde ona dua ile karşılık ver. Mesela aksırıyoruz, hapşırıyoruz. O elhamdülillah deyince biz de ne diyeceğiz? Yerhamükallah diyeceğiz. Yani veya Allah sağlıklı yaşatsın diyeceğiz. Bu da Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından beşincisidir. Altıncısı arkadaşlar, Müslüman öldüğünde ne yapmak gerekir? Cenazesine katılmak, onun cenazesinin namazını kılmak, ona dua etmek de Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır sevgili çocuklar. İbadetler hem birey ile Allah arasında hem de inananlar arasında bağ oluşturur. İbadetler kişilerde ahlaki değerlerin yerleşmesine ve pekişmesine yardımcı olur. İnsanlar arasında sevgi ve muhabbet bağlarını güçlendirir ibadetler arkadaşlar. İşte burada ibadetlerle ilgili bizim en önemli değerimiz camidir. Cami ne demek? Toplayan, bir araya getiren anlamına gelir. Cem kelimesi de aynı şekilde toplayan, bir araya getiren anlamına gelir. Camide Allah'ın huzurunda olan Müslümanlar her türlü sosyal, kültürel, mesleki farklılıkları bir kenara bırakır ve Allah'a kulluk etmek amacıyla ne yaparlar? Aynı safta birleşirler ve hiç kimsenin sosyal statüsü, sosyal farkları ne yapmaz? İnsanları ayrıma tabi tutmaz. Herkes hangi statüse, hangi statüdeyse, zenginse, fakirse, makam mevki sahibisi de ne yapacak? Aynı safta omuz omuza namaz kılacak. Bu da bizim birlik beraberliğimize en önemli katkı sağlayan şeylerden, unsurlardan bir tanesidir. Camide, cemaatle namaz kılmak. Onun için cami kültürü önemlidir sevgili gençler. Bugünkü dersimiz burada bitiyor. Önümüzdeki videoda inşallah Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisiyle devam edeceğiz. Bu üniteyi de tekrar bitireceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, güzellikleri, her şey üzeriniz olsun. Sağlıklı kalın, sağlıkla kalın. Hepinize saygılar, sevgiler sevgili çocuklar.